fotoğrafa geçmiş olduğu izahat, o mahallenin eşrafıyla fotoğraf çektim açıklaması oldu. Irkçı bir saldırının neredeyse elebaşlarından olan bir kişiyle bu ülkenin iç güvenliğini, kamu güvenliğini sağlamakla mükellef olan bir bakanın fotoğrafının çıkmış olması başlı başına vahim bir olaydır ve istifayı gerektirir. Maalesef bu fotoğrafın bizlere işaret etmiş olduğu başka bir gerçeklik var, başka bir realite var. O da bu saldırının organize bir saldırı olduğunun delaleti ve göstergesiydi. Bakın aynı gün Ankara Valiliğinin yapmış olduğu açıklama da aynı şekilde, aynı minvalde saldırının organizeli olduğu ve saldırganların aynı zamanda koruma altına alınma arzusunu içermekteydi. Burası Ermeni mezarlığı değil. Burası Alevi mezarlığı değil. Biz burada terörist istemiyoruz diyen grubun saldırısını, cenazeye saldırısını Ankara valisi yaptığı yazılı açıklamayla sataşma olarak nitelendirdi. Çok açık ve net söylüyorum. Bu fotoğraf aynı zamanda saldırgan ve saldırganlar korumamız altındadır mesajıdır. Deli basın mensupları, olayın bütün oluş biçimini saldırganların kullanmış olduğu ırkçı söylemler bizzati bakan tarafından, Süleyman Soylu tarafından gizlenmeye, saklanmaya, üstü örtülmeye çalışıldı. Ahmet Hakan'ı arayıp, Nagihan Alçı'yı arayıp, saldırganlar böyle tabirler kullanmamışlar, bu HDP'nin uydurmasıdır diyecek kadar saldırganları koruma refleksiyle hareket etmiştir. Ama gelin görün ki kamuoyunun istifa çağrılarına bu fotoğraf yetmez. Bu fotoğrafla istifa edecek değilim diyecek kadar hilket garibesi bir durumun içerisine düşmüştür. Peki saldırıyı gerçekleştirenlerden şüpheli Cemil Özdemir'in sanığın ifadesi. Sanık kendi ifadesinde bakanı yalanlıyor. Sanık kendi ifadesinde yaptığı ırkçı saldırının ırkçı sloganını attım diyor. Ben bunu söyledim diyor. Neredeyse olay mahallinden itibaren susmayan bakan şimdi niye susuyor? Bu beyan da mı yetmiyor? Size bir başka beyan daha verelim. Olay günü Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme büro amirliğinde çalışan polis memuru. İfadesinde aynı şekilde sanıkların ırkçı saldırıyı gerçekleştirenlerin bu sloganları attığını, bu sloganları ifade ettiğini, bu saldırıyı bu ırkçı beyanlarla gerçekleştirdiğini ifadesinde ortaya koyuyor ve bu ifadeler şu anda mahkeme tutanaklarında, şu anda savcılık hazırlık soruşturmasında var olan beyanlar. Yine aynı şekilde kamera çekimini gerçekleştiren polis memurunun ifadesi. Aynı ırkçı sloganların, aynı ırkçı saldırıların, aynı tabirlerin kullanıldığını ifade ediyor. Sanık, saldırgan, ben dedim diyor. Polis memuru, kameraman, bu sloganlar, bu saldırılar, bu söylemler gerçekleşti diyor. Bakan bunun üzerini örtmeye çalışıyor. Çok açık ve net bir tabir var. Eğer bu saldırının organizatörü değilseniz ve oyuna da getirilmiş değilseniz, çıkın gereğini yapın. Soylu olmak bunu gerektirir. Gereğini yapmayı gerektirir.
daha gereğini yapmanız için ne olması gerekiyor? Bu saldırı aynı zamanda sadece ve sadece bir ırkçı saldırıdan da ibaret değildir. Bu saldırı bir darbe mekaniğinin bir kez daha bu ülkede harekete geçirilme girişimidir. Çünkü o gece olayın boyutu bambaşka bir noktaya taşınması an meselesiydi. Şimdi tutuklananlardan da ibaret değil mi saldırganlar? 20-30 kişiyle başladı. Sayıları 100'ü buldu. Hemen şimdi soruyoruz. Bu saldırganların aidiyeti nedir? Bu saldırganlar hangi siyasi partilere üyedir? Ve bu saldırganlar o gün telefon görüşmelerinde kimlerle görüştüler? Saldırganların yapmış olduğu telefon görüşmelerinde görüşmüş olduğu şahıslar kimlerle görüştü? Mesela soruyoruz. O gün muhtar kimi aradı? Muhtarın aradığı kişi kimi aradı? Ve o sinsile devletin ve veya siyasi partilerin hangi kademesine kadar ulaşıyor? Siz eğer söylemeyecekseniz, örneğin bunlardan bir tanesini biz söyleyelim. Saldırgan Cemil Özdemir, 2009 yılından bugüne AKP üyesi ve Gölbaşı Teşkilatı'nın aynı zamanda aktif elemanıdır. Yani saldırı bizzat içerisinde AKP'lilerin olduğu bir saldırıdır. Aynı şekilde diğer saldırganlar içerisinde de başka siyasi partilere üye olan şahıslar, mensuplar vardır. Değerli basın mensupları. Bu saldırı bir kez daha hükümetin 2 yıllık politikasının, AKP hükümetinin kurmuş olduğu ittifak ağının bir sonucudur. Eğer hükümet yetkilileri, başbakan, cumhurbaşkanı miskali zerre kadar şu ana kadar yapmış olduğu açıklamalarda samimi ise, o halde bu işin siyasi sorumluluğu olanların gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Validen İçişleri Bakanı'na kadar. Gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Bakın, saldırganlar bir yandan ırkçı sloganlar atıyor, bir yandan ırkçı saldırı gerçekleştiriyor. Öte yandan da, çok açık söylüyorum ha, inancımıza da bir saldırının ifadesi olan tekbir getiriyorlar. Cumhurbaşkanı çıkıp ne diyor? Bunlar alkol almışlardı diyor. Bakın bunlar sizin üyeniz, sizin partinizin üyesi. Bunlar bir şey içmişlerdi. Bir şey içerek gelmişlerdi. Tamı tamına 2 yıldır bu topluma dayatmış olduğunuz ırkçılık şerbetini, zehirini içerek gelmişlerdi. Ve bu tablo bu ülke açısından çok açık ve ne söylüyorum. Bir tehlike çanıdır. Eğer bu tehlike çanına karşı zerre kadar itirazınız varsa çıkarsınız, gereğini yaparsınız. Bir kez daha AKP içerisinde siyaset yapan Kürtlere çağrımdır. Bu saldırı sadece ve sadece Hatun Ana'ya, HDP'ye yöneltilen bir saldırı değildir. Bütün Kürtlere yapılan bir saldırıdır. Ben insanım diyen ve bu coğrafyadan nefes alan herkese yöneltilen bir saldırıdır. O halde bu saldırıya sizin de gereğini yapması gerekiyor. Eğer hükümet üzerine gitmiyorsa, eğer hükümet gereğini yapmıyorsa, sorumlular açığa alınmıyorsa, sorumlular korunuyorsa, pişkin bir şekilde görevlerini sürdürüyorlarsa, o zaman sizin orada durmamanız gerekir. Çok açık söylüyorum, sizin o suça ortak olmamanız gerekiyor. Değerli basın mensupları, neredeyse 2 yıldır Türkiye'de hükümet kendi bekasını, AKP kendi iktidarının bekasını sürdürmek için hem içeride hem dışarıda Kürt düşmanlığı üzerinden bir savaş politikası sürdürüyor. Çatışma politikası sürdürüyor.
Ve bunun en son örneği de, Kürt'e düşmanlığın en son örneği de Güney Kürdistan halkının her fırsatta tehdit edilmesidir. Bakın bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Yarın olağanüstü bir şekilde meclis toplanacak. Niçin? Niçin? Ne oluyor? Güney Kürdistan'da Kürt halkı referanduma gidiyor. Referandum nedir? Milletin iradesinin açığa çıkmasının demokratik meşru bir yoludur. Kürt halkı sandık başına gitmesi, iradesi nedir? Açığa çıksın diye bir çabanın içerisine girmesi. Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir beka sorunu olsun? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir düşmanlık olsun? Ya da neden İran Cumhuriyeti'ne bir düşmanlık olsun? Neden olsun? Kürtler çok açık ve ne söylüyorum? Referanduma gitmekle kimseye savaş açmıyorlar. Kimsenin toprağına, kimsenin hakkına, hukukuna göz dikmiyorlar. Sadece ve sadece irademi açığa çıkarıyorum. Daha referandumun sonucunun ne olduğu belli değil. Ve referandumda sonuç ne çıkarsa çıksın, oradaki siyasi iradenin, siyasi partilerin, oranın parlamentosunun daha nasıl karar alacağı belli değil. Ama savaş tezkeresi neredeyse işlevsizleştirilmiş, yetkisi elinden alınmış bir parlamento suça ortak edilmek istenerek bir savaş tezkeresi çıkarılmak isteniyor. Oysa zaten sınır dışı operasyon tezkeresinin hükmü şu anda geçerli. Böyle bir tezkereye şu anda hukuken de ihtiyaç yok. Neden? Bütün bunlar neden? Tehdidin boyutunu yükseltmek için. Peki tehdit, şantaj ve veya savaş bugüne kadar bu ülkenin hangi sorununu çözdü Allah aşkına? Hangi sorunu çözdü de bu sorunu çözecek? Komşu olmanın bir hukuku vardır. Dostluk ilişkisinin, ticari ilişkinin, kültürel ilişkilerinde bir hukuku vardır. O hukuk çerçevesinde her başkentin, örneğin Güney Kürdistan hükümetine önerilerde bulunma, hatta telkinlerde bulunma elbette ki hakkı vardır. Ama tehdit, şantaj, bir halkı tehdit etmek, bir halkı şantajla boyun eğmeye zorlamak hiçbir kimsenin hakkı ve haddi değildir. İskoçya referanduma gitti. Niye tezkere almadınız? Niye savaş kararı almadınız? Niye Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamadınız? Katalonya referanduma gitmek istiyor. Oraya da mı yığınak yapacaksınız? Mesele Kürt olunca Kürt anasını görmesin. Mesele Kürt olunca Kürt'ün iradesi açığa çıkmasın. Çok açık ve ne söylüyoruz? Bir milletin iradesi neyse o başımız gözümüz üzerine kabulümüzdür. Güney Kürdistan parlamentosunun iradesi neyse, tüm siyasi partilerinin iradesi neyse, halkının iradesi neyse başımız gözümüz üstüne kabulümüzdür. Keskin sirke köpüğüne zarar. Hiç kimse gerilimden kazançlı çıkmayacak. Hiç kimse kavgadan, savaştan kazançlı çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Bizler çok açık ve net bir şekilde savaşa karşıyız. Çatışmaya karşıyız. Tehdide karşıyız. Şantaja karşıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bir kez daha tezkereye hayır diyeceğiz. Tezkerelere hayır diyeceğiz. Ve bütün herkesi, ama herkesi bırakın çatışmaya, savaşa, benzin dökmeyi, su dökmeye davet ediyoruz. İçeride ve dışarıda savaş politikalarına, gerilim politikalarına, ırkçı politikalara hayır demeye davet ediyoruz. Bu tezkereye örneğin evet diyenler aynı zamanda olağanüstü hal rejimine evet diyeceklerdir. Bu tezkereye evet diyenler aynı zamanda neredeyse 5 yıldır
hükümetin, AKP, MHP, ittifakının aynı zamanda Orta Doğu politikasına, yanlış Suriye politikasına, Kürt düşmanlığı politikasına evet demiş olacaklardır. Yani vebal almış olacaklardır. Ve tarihe karşı sorumlu olmuş olacaklardır. Bir kez daha aklı selime, vicdana, ahlaka herkesi davet ediyoruz. Sorunuz varsa büyük memnuniyetle almak isterim. Kekacan, bracan, le devereki cihani, çundına referandumi, ne düşmünankiyat tükesi, çundına referandumi, pırsak işi gel tekrin, gel oğun çıdı kuazın, gel oğun çıdı hacibinin. Minakek, minakek, le skoçya, çundına referandumi, sedi serpencira. Gotne na, emvenaketin. Çibu, çibu. Şer derket na, pevçün derket na, mırın çibu na. Direy oraya bazin demokrasiyada, pırsak işe gelin hata kerim. Peki, lvi ahi ha, lvi ahi. Dede hazaru şanza da, ev hükümete AKP, o MHP behevdura bir şirigati. Rejimi guherandır, rejimi. Çün referandumi, rejim hata guherandır. Kese şerup evçini wan kır. Tid devleteki le dici wan. Bütün di haberda. Nakhir. Naha le Katalonya. Le Katalonya. Dicin referandum mi? CHP anji, MHP anji, AKP. Çımaj bu wan tiştaki nabici. Ev eşkere ha. Eşkere. Dic minantiya milleteki. O milletek kurd. Di dirok eda. Aha kesi dagiker nekirne. Milleti kurt diyor ki da düşmanantiya tüm milleti ne kırını? O irojin hakkın, o sebejin hakkın. Tükuteni, raya xo, duhuazın kadere xo tayin mi? Jivya, peyvistir. Jivya erinitir. Tüştek dün niye? Kö, jev teşkerera. Deng veri dahin o bete erikirin. Ev teve mane ki hemmu kes dibi şirigin nijast peresti. Nijast peresti. Dijminantiya heri mezini jibona gelir otlata navi. Bu neren? Lahan le cemme, le keleka me. Rejima Esad. Le hemmu gelir ho zilmekir ne var? Le kurdaj zilmekir. Nahab kurd, iro ha, iro. Rojava'yı Kürdistan düçüne helbicartı ne ki? Düçüne referandum ne ki? Helbicartı ne pek değil? Kısara ki te de heyi? Kısara tükesi te de nini? Kö ev velata bu huazı bigici arami anji İran bu huazı bigici arami anji Beğda Şam bu huazı bigici arami lazım ki hürmet veri nişandanji irada kurdara. Azadiye gele Kürd ne dijminantiya Türkiye'ye, Arabaya, Farsa'yı? Dostaniye ha, dostaniye. Ev kese ki nisibe hoca, dostaniye jimurvayı ne ditipin ancak karbın dijminantiya ira daha gelir ki bir gün. Amcala dibaret vejen. Gelle Kürt şerup efşine ne khuası? Gelle Kürt tundetiyeci ne khuası? Nel Bakur, nel Başur, nel Rojat, nel Rojava. Tundetiyeci ne khuası? Le şerup efşin خساره همو کسی نه یه کسی خساره همو کسی خساره مروایی جبو وی بونه ام بانگا خود دوباره کن ام بانگا خود دوباره کن ام لدجی شرم ام لدجی پفچونین ام لدجی دج منانتیا که گو بگله را تکرن ام لدجی بین و امش بی تذکره را دمشن نا
Hemen peşinden o en bağlı kın ko ev keseko parlamenteri ko bu kasi miskale zerre vicdan akıl hışmendi de seri vidam abi ev gibi peşinden ev gibi peşinden daha ko bira ev volata daha ko bira rojata navin ne keve nava hasare mezintir nava hasare bilendir ez bu biru bavarım ez bu biru bavarım hak çıbı İlle him evi ev hak bigije armancak. Stara xadi lser hemu mazlumabı. Stara xadi lser xuşku brayme. Yelle rojava, yel rojlat, yelle başure Kürdistan. O stara xadi lser hemu mazlumi rojlata navin ve cihani. Zor spas. Buyur. Bakın, elbette ki bir ülkenin devlet başkanı, bir ülkenin cumhurbaşkanı, uluslararası diplomaside elbette ki dünyadaki diğer müdahil mütekabiliyet şartı çerçevesinde görüşür. Bundan daha doğalı olamaz. Lakin sizin görüşmelere atfetmiş olduğunuz anlam nedir? Eğer siz örneğin Kürt sorunun çözümünü orada arıyorsanız, yanlış yerde arıyorsunuz. Kürt sorunun çözümü şiddette değil. Kürt sorunun çözümü savaşta değil. Kürt sorunun çözümü sınır ötesinde değil. Aha bu parlamentonun ta içerisindedir. Eğer bu ülkeye sulh gelsin, bu ülkeye demokrasi gelsin, bu ülkeye özgürlük gelsin. Bu ülkenin beka sorunu olmasın konusunda gerçekten samimiyseniz, hemen yanı başınızda cezaevine koyduğunuz Selahattin Demirtaş'ları bırakın. Medya üzerindeki baskıyı, ambargoyu kaldırın. Bu ülkenin en büyük beka sorunu adaletsizliktir. Adalet üzerindeki vesayeti ortadan kaldırın. Eğer gerçekten çatışmasızlık istiyorsanız bu kutuplaşmanın, ırkçılığın, nusubetin ortadan kalkmasını istiyorsanız tecriti kaldırın, tecriti. Tecriti kaldırın. Amerikalara, Çinlere, Moskovalara gitmenize gerek yok. Çok açık söylüyorum. İmralı'ya gidin. Kendi halkınızla görüşün, halkınızla. O zaman sorun çözülür. Bir yandan emperyal diyeceksiniz. Bir yandan emperyal diyeceksiniz. Öte yandan da gidip görüşmekten büyük bir mutluluk duyacaksınız. E bu çelişkidir. Bu anlamsızlıktır, bu manasızlıktır. Bu yanlıştır. Bu ülkenin son 2 yılının en büyük temel 2 sorunu. Hükümet bir kez daha o neredeyse 1930'ların, neredeyse 1940'ların Kürt düşmanlığı politikasına geri döndü. Bakın, Birleşmiş Milletler'de verilen bir fotoğraf karesi ne kadar büyük bir yanlışın içerisinde hükümetin debelendiğinin de göstergesidir. Tahran, Bağdat ve Ankara. Dışişleri Bakanları Kürt anasını nasıl görmez üzerinde istişare yapıyorlar. Ya Allah aşkına bu halk size ne yaptı? Ne yaptı size? Eğer Kürt olmak suçsa ve hani her bir milletin, her bir halkın halk olmaktan kaynaklı hakları var. Kürt olmak suçsa o zaman Kürtleri Kürt olan, Kürtleri Kürt olarak yaratan sümme haşa. Kim Türk olarak doğmayı kararlaştırdı? Kim Fransız olarak doğmayı kararlaştırdı? Kim Fars ya da Arap olarak doğmayı kararlaştırdı? Hangi birimiz kendi kimliğimizi tercih ettik? Hangi birimiz?
Allah yarattı. Sizi kavim kavim yarattım diyor. Koruyun bunu diyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Yok diyorsunuz. Yok diyorsunuz. 30 yıldır, 40 yıldır aynı politikayı, aynı yanlışı tekrar ediyorsunuz. Ve dönüp dolaşıp beka sorunumuz var diyorsunuz. Yalandır, beka sorunu yok. Kürdün bu ülkeye dayatmış olduğu bir beka sorunu yok. Ama hükümetin dayatmış olduğu bir adaletsizlik var. Hükümetin ortağıyla birlikte dayatmış olduğu bir ırkçılık sorunu var. Bakın bu politikalar neye yol açıyor? Hatun annenin cenazesine saldırıya yol açıyor. Baldıran zehirinden daha büyük bir zehirdir şu anda hükümetin ve ortağının tutturmuş olduğu yol ve yöntem. Çok teşekkür ediyorum.